selamlar. Güzel bir seriye başlıyorum. Antalya'nın zirvelerinde kamp yapma. İlk serüven Tunç Dağı'nda başlıyor. Onun zirvesinde güzel bir kamp yapacağım abilerimle, ablalarımla birlikte. Hep hayalim de orada zirvede kamp yapmak. Yaklaşık 15 kilonun üstünde yüklerimizle zirveye doğru çıkacağız. Orada kampımızı yapacağız. Zorlu çıkış başladı. 2650 metre civarı yükseklik. Tunç Dağı'nın tepesinde zirve kampı. Antalya hemen ardımıza kaldı. Ufaktan Levent abi ve İpek abla çıkıyor. Erdoğan abi epey çıktı. Biz şimdi Şahin abiyle birlikte yavaş yavaş yol alıyoruz. Burası genelde kampçıların uğrak noktalarından. Yani buraya kampçı gelir, anladın mı? Piknikçi gelmez pek. Bak. Bak. Rezilliğe bakar mısın? Arkadaşlar bunu kampçılar, doğacılar da yapıyor. Kendini doğacıyım sanan insanlar doğaya saygı göstermiyor. En ufak izmariti bile atıyor. Bunları aralarımızdan def etmemiz lazım. Bunlar doğacı, kampçı değil arkadaşlar. Bunları gördüğünüz zaman artık onlarla kamp yapmamaya başlayın lütfen. Eğer sizin doğaya sevginiz, saygınız varsa en ufak çöpü bile atmazsınız. Sen buraya kampçı olarak, doğacı olarak geliyorsun. Orada plastik şişeleri bırakıyorsun. En ufak bir şey bırakmayacaksın. Bak, ayak izin kalacak sadece. Bu kadar. Bunları def edin arkadaşlar. Ben öyle görüyorum yanımda. Ondan sonra bir dahaki kampa, bir dahaki doğaya onunla çıkmıyorum. Ya da diyorum ki sen bunları atıyorsun. Bunları atmayacaksan öyle gel. Ben yanımda öyle saygısız, doğayı sevmeyen bir adam istemiyorum. Bir insan istemiyorum. Bunları def edin. Uzun zamandır bu kadar dik bir yamaç, bir zirve yapmıyordum. Epey yorulmuşum. Kondisyon bitmiş. Şu baton var ya, çok işe yarıyor ya. Ona diyorum ki, diyordum ki bu yaşlı işi falan diyordum. Yok değil arkadaşlar. En azından bakın şöyle dinleneceğiniz zaman onun üstüne yükleniyorsunuz. Dinleniyorsunuz. Ve çıkarken epey yükünüz alıyor. Bu Karçukur Yaylası'nın ismi nereden geliyor derseniz, hemen bu tarafta arka kısımda kocaman bir delik var. Epey derin. Oradan alıyor Karçukur Yaylası ismini. Hazirana kadar onun derin deliğin içinde kar bulunabiliyor. Çok rahat. Zaten Mayıs'ın sonu, Haziran'ın ilk haftalarına kadar buranın gölgelerinde bile oluyor. Az kaldı, az. Yükler en az 15 kilo. O yüzden artık yorulmalar epey arttı. Epey arttı. Ağızdan burundan bütün salya sümük akmaya başladı. Şu eğime bakın. Şu eğimin yüksekliğine, eğime bakın. Konuşamıyorum da. Burada birazcık dinleniyoruz şimdi. 5 dakika dinleneceğiz. Yoksa öleceğiz yani hakikaten. Evet, dinlendik. Tekrar bir zımba gibi olduk. Bak bak nasıl hızlı gidiyorum. Ama birazdan yine mahvolacağız. Kendi isteğiyle izin gününe bile dört duvar arasında tıkılıp kalanlar. Zevkine. İşte izin günü ama şöyle bir doğaya çıkmaz. İşte kafeye, bara gider. Öyle geçirir zamanı. O kafayı hiçbir zaman anlayamadım. Ergenliğim döneminde yaşadım o kafayı. Ama baktım ki hayat o değil. Hayat keşfetmek. Yeni yerler görmek. Kendi vücudunun sınırlarını bilebilmek, hissedebilmek. Gerekiyorsa buz gibi bir havada üşüyeceksin arkadaş. Bir vücuduna bakacaksın, bir vücuduna bakacaksın. Gerekirse şöyle bir zirveye çıkacaksın. Yorulacaksın. Rüzgarı teninde hissedeceksin, doğada. Öyle şehir içinde falan değil. Güneşi hissedeceksin. Tenin yanacak.
Bana göre hayat bu. Oh, ergenliğim döneminde yaşadım onu. Pişman mıyım? Değilim. Tamam, yaşadım, bitti. Ama bundan sonra pek fazla dört duvar arasına tıkılabileceğimi sanmıyorum. Zorunlu kalmadıkça. Bence siz de zorunlu kalmadıkça çıkın. Doğayı, kendinizi hissedin. Yaşadığınızı fark edin. Yaşadığınızı hissedin. Tamam mı? Benden öyle kardeşiniz olarak görürseniz bir nasihat. Benden daha tecrübeleri vardır muhakkak. Ama ben tecrübe ettiğim kadarıyla buradan izleyen küçük kardeşlerime bir nasihat veriyorum. Onlar nasıl kabul ederse artık. Hayatınızı yaşayın arkadaşlar. Dört duvar arasına tıkılmayın. Bakın, güzel yerler var. Arkamdaki maden, mermer ocağına baz almazsanız her şey çok güzel. Antalya ayaklarımın altında şu an. Devam. Zirveye doğru. Arkadaşlar az kaldı değil mi? Baksanıza. Az kaldı az. Güneş birazcık eğildi. Gölgelik alana ulaştık. Ama kısa süreliğine tekrar güneşi göreceğiz. Şu gölge bile ne kadar etkili arkadaşlar. Aslında yük değil de sıcaklık yoruyor. Burası şimdi 10 derece falan olacaktı. Of. Nereden baksanız şu an burası 25 derece. Gölge. Oydu. Bazı yerler yumuşak, ayak kayabiliyor. Şu an olduğu gibi. Denge de zor. Çünkü epey eğim var. Bence açalım şurada birazcık, bir açtıralım elma en azından, meyve. Yoksa yorulduk, bittik yani. Yarıya geldik mi bilmiyorum da. Yarıya geçtik mi? Yarıya geçtik diyor Şahin abi. Bana göre daha yarıdayız neredeyse. Şuradaki ağaçların oradan geliyoruz. Güzel. Keyifli. Ama yorucu. Zirveye ulaştık gibi değil mi? Ama değil. Burası yalan. Burası yalancı zirve arkadaşlar. Zirve daha var yani. Epey var. Ama çok güzel yol kat ettik. Vay. Vay vay. Hadi bakalım. Bakın. Zirve gibi. Şöyle. Evet. Aslında kısmen zirve denilebilir. Ama değil. Şöyle yatay geçiş yaparak ön taraftaki başka bir zirveye geçeceğiz. Antalya'nın körfezi. Çok güzel. Deniz gözüküyor aslında ama siz görüyor musunuz bilmiyorum. Bu şekilde Kumluca tarafları, Dereköy tarafları, Saklıkent, İmecik, Korkuteli ve Antalya. Zirveye gelince rüzgar başladı. Daha var. Hemen arkamda görüyorsunuz. Levent abi ve Erdoğan abi zirvede. Biz de şimdi oraya doğru gidiyoruz. Arkamızda bir zirve kaldı. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Daha var yani ha. Epey var. Manzaraya bakın arkadaşlar şimdi. Of! Efsane! Oy oy oy! Rüzgardan sesim geliyor mu bilmiyorum ama müthiş bir manzara var şu an. Antalya ayaklarımızın altında. Ve biz şuradaki zirveye gideceğiz. Aşağı uçuruma bakın arkadaşlar. Öldüm artık, öldüm. Daha var. Oy.
Aşağıda çok güzel bir havuz var, gördünüz mü? Tamam, şurada. Tam oraya girmedik aslında şu an. Cahs ederdim, yemin ediyorum. Devam ediyordu, az kaldı. Acı yok. Acı yok, az kaldı. Son metreler zirveye. Of. Of. İşte bu. İşte bu. 2650. Müthiş. Şahin'in yerine bak, tam Şahin yuvası, kartal yuvası nereden çıktı? Tüneyecek oraya. Sen çadır kurmayacaksın. İşte gıçın donmazsa benim adım Erdoğan. Lan yürü git işine bak ya. Bak karışmam. Fahar Hoca gibi gelip çadırıma tüneme. Gelirsem anla lan. Görüyorum. Gelirsem de alma. Ne var? Abi kayıtlara giriyor ama bak. Gelirsem alma dedi. Gelirsem de alma. Bir de 2-3 adım o tarafa atma, kuzeye doğru adım atma, 2-3 adım. Ne o? Lan bu burada yatıyor ama aşağıya bir cibindirik mi gelsek, ne yapsak? Gel buraya vuralım. Bu işi uzun tamamlayabilirim. Of, şuraya bakın ya, hala doyamadım valla. Bugün buradayız. Şu an çadır yeri arıyorum. Ve manzaraya bakın arkadaşlar. Şurası var bir. Oraya kurdular. Yukarı. Şurası uygun gibi. Bir de tam böyle zirvede, bayrağın dibinde var. O yollardan da çok çok geçtim ben. Şu yolların hepsini geçtim arkadaşlar. Hepsini. Buraya kuracağım. Şu pislikleri çıkartıyorum. Gece rahat rahat uyumak için. Yemeklerimizi yiyeceğiz şimdi. Ne yaptınız? Güzelce yemeğimizi yiyoruz. Necati'm biraz oradan ye, gel biraz buradan ye. Tamam abi, var güzel sandviç mi? Annem yaptı sağ olsun. Güzel geldin hocam. Yeter abi, tamam. Seni yaptın mı? Vay. Vay vay vay, keyfimize diyecek yok şu an. İster misiniz? Tatlıyım. Afiyet olsun, delik Allah. Necati kendine iyi bakıyor. He. Al abi tatlı. Oo, Neco'ya bak, Neco kendine bakıyor beyler. İlk kez böyle bir erik yiyeceksin. Özel bir erik, özel. Çekirdeğini atma, gömersin. Tarıma, toprağa insan aklı ermiyor. Ermiyor abi, şuraya sopa diksen zaten çıkacak yani. Neco, Erdoğan abinin 95 oktan geçiyoruz. Afiyet olsun abiler. Olmaz böyle bir şey ya. Adam bu valla uçturuyor. Şeye uçturuyor. Körfeze doğru. Şavrana'nın bir çeşidi böyle. Şavrana'nın bir salla araba. Altısı değil mi? Ortamımız çok güzel arkadaşlar. Sizce nasıl? Tunç Dağı'nın gölgesi Hisar Çanları geçti. Millet fotoğraf çekiyor. Hemen ardımızda güneşi batırıyoruz. Ve arkamızda Dolunay. Müthiş. Şuraya bakın. Şahin. Vay. Vay. Hadi güle güle. Bugün Dolunay'da bizi inanılmaz aydınlatacak. Kafa fenerine bile ihtiyaç duymayacağız belki de. Günü batırdık. Dolunay bizde. Antalya manzarası bizde. Çadırları kurduk. Ben alt tarafa tulumla yatacağım. Ama ne olur ne olmaz diye buraya çadırımı da kurdum. En azından çantam burada kalsın. Bazen hakikaten kelimeler yetmez ya. Şu an o andayım. Çok şükür. Çok şükür. Şöyle güzel bir manzaraya karşı tulumda yatarken arkadaşlar bir ses duydum ve bakın neymiş. Başucumdaydı hemen. Gördüğünüz gibi bir akrep. Bak bak bak.
buradaki sıcaklığı benim sıcaklığımı hissederek, bakın burada da bir başka bir böcek, hissederek bu sıcaklığa geliyor. Çünkü sıcakları seviyor bu hayvanlar. Çok büyük risk. Şöyle donmaya karşı. Görüşürüz. Ya bu nasıl bir şey ya? Vallahi. Elef abi. Bura çok iyi rota kışın ya. Tabii abi şeye kadar araba yarbaş çantının üstüne alabilir ya. Yani zirveye ulaşmak buradan kışın daha kolay. Yazın bura full yakıp kışın da nasıl yakın. Günaydın, günaydın. Saat 7 şu an. Ve güneş iyice kendini gösterdi. Yanmaya başladık açıkçası. Müthiş bir hava vardı gece. Tulum da çok güzel uyundu. Arada çadıra kaçtım çünkü maalesef akreple karşılaştım. Şimdi şöyle görüyorsunuz. Daha güzel olur. Kışın malzemeleri... Bakın yattığımız yerlere bakın. Bakın. Şuraya bakın. Hiç rahat değil. Burası konfor kampçılar için ideal değil arkadaşlar. Burası ekstrem. Bu şekilde güzel doğada yatmayı göze alan kampçılar için. Yani bizler için. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kampımız burada bitiyor. Zirve kampı. Antalya'nın zirvelerinde bir günlük, bir gecelik kamp serime Tunç Dağı'nın zirvesine 2650 metrede başladım. Bir sonraki zirvelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Doğayla kalın. Doğal kalın. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın.